Herkes çıkar, merhaba, ben Alper. Her oyuncu Nuraya Sıkan'ın hazırladığı yepyeni video, hoş geldiniz bugün sizlerle. Hearts of Iron 4'ü tekrardan deniyoruz. Şöyle deniyoruz. Hatırlayacağınız üzere bir video atmıştım. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'ye bayağı güzel toprakları hükletmiştim orada. Ama abi onda bir problem var. Yani ben onda bazı şeyleri bilmiyordum. Özellikle adam basmadım. Manpower'ım falan çok düşüktü genel olarak. O yüzden abi hani savaşı kaybetmedi. Bir riskim vardı. Özellikle Amerika ve İngiltere en son Hindistan'a çok baskı. Hindistan'a değil de şu Afrika'dan abi bizim topraklara baskı ve Hindistan'dan da hafif çıkartmalar falan yapıyordu. Bu birazcık problemdi. Ben de hani adam basmayı falan şey yapmadım. Basmadım. Sıkıntı çıktı o yüzden. Güzel yeni bir hani seri gibi olsun. 38'e kadar geldim ben. Hani Fasa Fiso kısmı geçelim diye birlikte. Dünyadaki karışıklık %50'yi geçtiği anda iki ülkeye birden şey yapacağım. Var gol. Yani savaş sebebi atacağım. Biri Bulgaristan, biri de Irak. Bu ikisine de savaş sebebi atacağım ve ikisini de çok kısa bir süre içinde alacağız. Ondan sonra baba yapmamız gereken şeyler biraz daha hızlanıyor. Suudilere mi yürümemiz gerekecek? Romanya'ya mı? Bu ikisini seçmemiz lazım. Ya da Yugoslavya'ya. Hani bu üçünden birini seçmemiz lazım. Benim en son save'imdi abi. Ben Romanya'ya yürüdüm. Romanya'dan sonra Suudi'ye yürüdüm. Ama Suudi. Suudi'yi İngiltere ile Fransa koruması altına aldı. Ben Fransa ile savaşa girdim. Fransa'nın buradaki topraklarını da aldım. Bu arada Almanya'da Fransa'yı sikiyordu. O yüzden dert olmadı. Ama Fransa İngiltere'yi yanına çağırdı. Her şey koptu. Almanya beni yanına savaşa çağırdı. Ama hani ben ona tıklayamadan kapandı. Panel kapandı. Ben de ortada gibi kaldım. Hani büyük ihtimalle yine böyle olacak. Yine bir tarafın yanına savaşa gireceğiz. İkinci Dünya Savaşı'na. Büyük ihtimalle yani %95 ihtimalle bu taraf Almanya'nın tarafı olacak. Çünkü ya ben şu anda tarihsel süreçten gidilmesini tıklamadım. Hani şu anda oyun tamamen tarihten bağımsız gidiyor. Hani her şey değişebilir, her şey olabilir. Hani bakarsınız Almanlar Stalingrad'da düşmez. Hani yine benim o attığım save'deki gibi bütün şeyi alırlar. Bakarsanız Fransa'ya yenilirler. Hani zaten direkt en başında yapmayacağım. Bir dakika. Oh, Yugoslavya'yı teritorladı. Aa, Yugoslavya bizi seviyor. Niye seviyorsun lan bizi? Aa. Motorize effort, army effort, what? Ben motorize effort'u araştırmadım ama iyi bari, ne yapayım. Bu gördüğünüz gibi industrial effort'u bitirdim. Bir tane de politic power aldım. Çünkü abi onu alınca yanında ek geliyor. Politic power geliyor. Bu arada şu anda şu army offense'e de vereceğim. Bundan sonra hiç vermeyeceğim abi. Yani belki veririm, belki vermem. Orası tam belli değil. Neden? Çünkü getireceğim. Zorunlu askerliği getireceğim. Çünkü şu anda ülkedeki askerlik gönüllülük esas dayalı. Hani gönüllü olan asker olur. Yani bunu kaldırıp yerine zorunlu askerliği getireceğim. Bunun için de para lazım. Lazım. Politik güç lazım. Politik gücü de kazanacağız.
Şimdi bir yıl şeyimiz olmasına rağmen, farkımız olmasına rağmen Web 2'yi araştıracağım. Bu arada animecilere bakalım. Animeciler fena değil. Animeciler fena değil ama animeciler kaybetmez inşallah. Ben mesela hani kendim oynadığım zaman bu oyunu şeyde oynuyorum. Almanya'da oynuyorum. Anschluss'la hemen Avusturya'yı, hemen Çekoslovakya, Polonya'yı falan böyle hüpletiyorum. Onun yanında Sovyetlerle de iyi ilişkiler kuruyorum. Çünkü abi genel olarak iki hani benim kafamda iki şey var. Ya abi Avrupa'yı siktir edip Sovyet'e dalacaksın ya da Sovyet'i edip Avrupa'ya dalacaksın. Ben önce Avrupa'ya daldım. Bunun yanında da Sovyetlerle abi savaşmak istemedim. Çünkü Sovyet, Almanya, İngiltere ve Amerika harbiden en güçlü devletler oyunda. Fransa öyle değil. Fransa 10 saniyede yok edebiliyor Almanya. Öyle bir özelliği var. Bu arada fark ettiğin üzere... İyi iyi. Bir dakika. Engineer Company. Kanka bir Field Hospital alsak. Bir de buradan gidebileceğimiz bir şey var mı? 1939. Şey var. Artilleri desteği var. Fark ettiğiniz üzere İspanya İç Savaşı'nda şey kazanmadı. Milliyetçiler, faşistler kazanmadı. Komünistler kazandı. Hani harbiden oyun şu anda tarihsel akışa göre daha farklı gidiyor. Beyler. Wrecked. Atatürk will be remembered. Wrecked. Keşke abi tarihsel ne farklılık olabiliyor ya. Bunda da bir tarihsel farklılık olsa ama. Keşke. Paratroopers. Evet, paraşütçümüz var bir tane. Tamam, lazım olur. Bunu abi savaşa sokmayacağım. İleride elimizin altında bir paraşütçümüz olsun. Bir tane daha olsun. Bir tane daha çıkınca paraşüt şeyini kapatacağım. Şu ordunun şey durumu ne? Motorize de eksik var. Direkt motorizeyi. Armored Division. Heh. Kayseri'de Armored Division'ları yapmaya başla. Tank önemli. Bulgaristan'a ve şeye saldırmadan önce elimizde iki tane tank olsa bizi cidden öne geçirir. O iki tank. Hani biri Bulgaristan cephesine, birinde Irak tarafına yollasak zaten gayet öne geçmiş oluruz. Bu ne? Pal Sovyet High Command Reason. What the fuck? Abi iç savaş çıktı Rusya'da. İlk kez oluyor oyunda. Abi okey. Oha. Stalingrad. Bak buradayım Stalingrad. Aslında bu birazcık şey değil mi? Tuhaf değil mi? Stalingrad Stalin'in adını taşıyor ve oranın başkenti olması. Lideri kim bunların? Andriy Vlasov. Bunların destekçisi kim? Oha. Destekçileri yok. Ayrıca başkenti de almışlar. Şeyin.
Republic Chin, Çin Cumhuriyeti'nin de yani Cumhuriyetçi Çin'in de şeyini almışlar, başkentini almışlar. Okey. Abi dur, hadi be. Çoktan şey olmuştu büyük ihtimalle de, %50'yi geçmişti dünya şeyi, ben görmedim. Ben fark etmedim onu büyük ihtimalle. Şu an harbiden elimizdeki fırsatı kaçırdık birazcık. Bulgaristan eğer şeye girerse bizim bütün Avrupa'ya açılma şansımız kaybolur. Aksis'e girerse. %67-66. İlerlemiyor galiba, ondan öyle şey yaptım. Bu arada babacım, bir tane de Secret Weapons araştır. Bunun yanında. Bu adamlar Çanakkale Boğaz Tugayı diye Çanakkale şeyinde tutuyorum, yani Boğaz'da tutuyorum. Aslında bir şey yok hani, Boğaz Tugayı'nın Boğaz'da durması gibi bir şey. Bir şey değil, öylesin hani. Adına şey olsun diye orada duruyor. Adamları çok kuşkulandırmamak için sınıra şey yapmıyorum da. Bu Irak sınırına çoktan koydum bile. Sonuçta bu adamları çok ilerlemedikçe kimse tınlamıyor. Yani birazcık elinizi çabuk tutmanız lazım. Çünkü sonra İngiltere duruma ayıkıyor. Ne oluyor lan falan diye. Hatta şöyle yapabiliriz. Stage Cup. Ülkenin içinde faşistleri birazcık ayak hani böyle kıpırdatabiliriz. Ben bunu dur. Bunu ben yaptım, ondan mı oldu? Yok. Senden de muslu almak için. Oh. Cancel. What the fuck? Çin düştü. Abi hiçbir zaman Çin düşmezdi. Neler oluyor? Bak Almanya Rusya'ya alttan destek veriyor. Allah'ım neler oluyor? Anşulus, dua edelim de baba şey yapmasın yani. Bir friend Türkiye gitsin. Yoksa hoş şeyler olmaz açıkçası. Adam bizi dıt 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 yani trickster. Hill Fighter. Hills. Nazmi Solo alalım. Nazmi Solo iyidir. Benim çoğu savaşta kazanmama bayağı katkı sağlamış bir adamı. Hoppa, Infantry Equipment. Mal. Bu arada bu da bizi savaşta öne geçirir. Tamam. Needed one. German Reich var mı? Var. German Reich'ten alacağız. Abi bakın, eşyaları mümkün olduğunca müttefiklerinizden alın. Hani tutup da benim gidip Amerika'dan almamın veya işte Fransa'dan, İngiltere'den almamın bir şeyi yok. Hani Sovyetlerden bile alabilirim. Ama Almanya'dan almayı tercih ediyorum. Çünkü Almanlar potansiyel müttefik. Anladınız? Biraz da uçak bas.
Bir dakika ya. Peki şunu okuyacağım. There is no does not risk politish people. Polonya from international community polish. From Baltic new power in Eastern Europe. What the fuck? Bu ne? Mediterranean has long been region great strategic value. Biliyoruz. Koruması altına aldı galiba Greece'i. Lane's Memel. Memel nerenin de? Buranın mıydı? Benim anlamadığım şey şu. Nedeni yazıyorsa kaçırdım büyük ihtimalle. Neden şey saldı? Neden Polonya'yı saldın? Bir şeyi de burayı da saldı galiba. Almanya ne yapıyorsun sen? Adolfcum. Adolfçum olmuyor böyle ama ha. Bak potansiyel müttefik falan dedik. İngiltere'yi içten bak. Bak olmuyor böyle. Harbiden olmuyor böyle. Yapma. Göze batıyorsun. Oh. Sahra Hastanesi araştırdık. Recon, military polis ver baba. Bir de land doctrine olmaz. Air doctrine versene bir tane. Battlefield support. Oh, yabancı medyada haber. İsmet İnönü çıldırdı. Savaş istiyor. Bu arada söylediklerimin hiçbiri gerçek, hani ciddi değildir. Regardless, we must ready people of war. İşte bu. Tamam. İkinci paraşütçümüz de çıkmış. Bunu kapatabiliriz. Bu arada aynen bu şey yapmıyor, ilerlemiyor. Bakalım. 48-47. Bunu abi buraya getir. Siz ve sen. Siz şu tutup içlerini atamıyor muyum? Siz baba. Bu arada baba sana da bir hemen offensive line çizelim. Baba buraya kadar ilerliyorsunuz. Lamicim yok. Önünüze gelene tak tuk tuk indiriyorsunuz. Acımak yok. Allah'ım neler oluyor. Ben bir şu tankı ne durumda? Ver, tankı da ver. Tankı da buraya getir. Size de bir front line. Gidin oraya. Fence of line.
Bak, bu buraya kadar. Sofya'ya kadar alıyorsun seni. Oh, bitti. Hungary Joint Access. Tüh, okusaydım keşke. İkinci Viyana. Abi şu an şu Polonya'nın şey beni... Turka... abi okusaydım keşke. Turka falan yazıyordu altta. Bizden söz ediyordu büyük ihtimalle. Diyordu bu manyaklar niye bu kadar agresif gidiyor. Delirdi mi bunlar? Aha, pocket defans. Severim. Defans deep. Derin defans. Yok hay. Ben galiba Land Doctrine'de şeye gideceğim. Ya hep farklı bir şey deniyorum zaten de. Mass Mobilization'a gideceğim. Buradan abi People's Army, Infantry Offensive, Large Front Offensive, Human Wave Offensive, Guerrilla Warfare. Guerrilla Warfare hani savaşta önemli bir şey aslında. Çünkü İran yıllarca topraklarını gerilla savaşıyla elinde tuttu. Ve farklı dağınık şey şekillerde savaşmak. Şimdi istediğim bir şey var. Van'a bir de İstanbul'a. Van'a bir de İstanbul'a hem radyo kulesi hem de şey istiyorum. Yok, Ankara yapma. Ankara yap. Tamam. Neden abi? Savaşlar bu taraflarda dönecek. Bu tarafa hava desteği sağlamaya çalışan yabancı uçakları direkt indirsin. İşleri ne? Tamam. Biraz daha yakın. Close air support. Select all. Buraya. İşaretleyelim bir de. Ya bunları böyle işaretlemek çok uzun mu? Hepsini toplum işaretleyebiliyoruz mu? Bu da video bayağı uzun oldu. Galiba. Aslında isterdim video savaşa girmek ama birazcık erken başlattım galiba. Aslında port strike'a gerek yok. Sizin için. Bulgaristan'a zaten denizden bir destek gelmiyor. Siz de baba böyle şey yapın. Hiç abi portla mortla uğraşmayın. Direkt Allah ne verdiyse şeyden girin savaş. Karadan. Zaten Irak'ın denizi yok. Ne oluyor? Hop, Rusya GG. Neler oluyor amuk dünyasında? Bakayım. Bunu araştır baba. Böylece şey yapabiliriz. Savaşta description avantajını elimize alırız. Ama bitsin artık be. Hani bir yere claimlemek bu kadar zor olmamalı. %99. Oh be. Ah, burasıyla da bitti. Dur bakayım. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda direkt savaştan gireceğiz.
Bizim teşekkürler. Bir sonraki de görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum atmayı. Desteğiniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler ve iyi akşamlar. Nasıl kapatacağız? İşte böyle. Görüş.